kutsedin. Bence bu ne lan bu? Evet su. Sen bizden dalga mı geçiyorsun lan? Estağfurullah, bir vatandaş devletin karakolunu asla dalga geçmez. Bakın burayı aynı böyle gelişiyor. Gel Mahmut. Sanık suçunu kabul etmiş. A pazarından gıda maddesi çaldığını beyan etmiştir. Affedersiniz komiser bey. Et su diye birisi okuyanın bir şey çaldı sadece. Çok karışma. Ne dedik Mahmut? Oku başla. Daktiloya kağıt parmağı yollamışız gazetelere. Hiç takmayın, daha iyi. Bakın daktilo bir... Çok karışma! Takıyorum kağıt. İşte kağıdı taktım. Kağıt eminler görüşmenizde hazırdır kuzmen. İzin verin, ben olayı baştan anlatayım. Siz de barınak vereceksiniz. Böylece yazmaya bile gerek kalmayacak. Devletimizin diğer bir ülkesi kendisini yorulmuş hissetmeyecek. O zaman anlatsın. Devletimizin değerli bir komiseri gereksiz et su davasını yıpratmayacak. İzin verin, ben olayı baştan anlatayım. Bu işin başı bitiyor. Sere suyu çaldın mı? Çalmadım. Çalmış mı? Çalmak zorundaydım. Beni çalmaya mecbur ettiler. Kim? Yoksa bir örgüt mü? Örgütten de beter. Yok ya. Elbette. Siz şu an tanımazsınız. Kendisi başlı başla bir örgüt. Planı yapar. Strateji yapar. Beni de uygulamak üzere. Hıyar gitti sana. Yaz Mahmut. Sanık Hüseyin oğlu Cevdet. Neydi senin soyadın? Fırat. Cevdet Dicle. Fırat. Sus! Fırat benim yüzünüz. Ha! Bakalım bizim daktiloda pele var mı? Cevdet Dicle, Şükran Üzesi'nden olduğunu belirtmiş, planlı ve stratejisini Şükran'ın yapmış olduğu kimi operasyonlara katıldığını beyan etmiştir. Yahu saçmalama Hüseyin Bey. Devletin komiseri saçmalar mı lan? Saçmalamaması gerek tabii. Affedersiniz, ben saçmaladım. Gayet saçmaladım. Şükran Üzesi falan yok. Şükran benim karım. Kendisi manyaktır. Güzel. Yaz Mahmut. Sanık Hüseyin oğlu Cevdet Mavelan Bey'i. Koyduk işte lan Fırat'ı Dicle'nin yanına. Dicle'nin başı Şükran'ın bizzat eşi olduğunu kabul etmiş. Şükran'ın manyak olduğunu belirtmişti. Aferin Mahmut. Saçmalamayın bekçi bey. Devletin bekçisi saçmalar mı lan? Devletin görevli bekçisine aynı zamanda aç parantez benim şahsımda emniyet ve sırrıya mensuplarına kafa parantez hakarette bulunup okulu çıkartma Mahmut! Şey soyun, kahraman bakkal, süpermarkete karşı oyun izlemeye gitmiştik Karabuş Şükran'la. Niye gidiyorsunuz? Gitmiş bunu. Karabuş Sarı, kapıcı gönderip kibre dağılmış. Nefret ederim de Ferhan Şensoy'la. Oyun sırasında karınla aramda kafa çıktı. Bakkaldan alacaksın, marketten çalacaksın. Hatta eve gittik, evde boşanma maddelen olarak ulaştı. Hiç bir ödeyle izlemedi gitmiş. Oyun kurunda, o yıkıcı, uzun bir oyun. Ulan! Evli var mı adamsın? Hırsızlık yapmayı utar mı? Hırsızlık sayılmaz ki komiser bey. Yok ya! Elbette. Değil, et, su, süpermarket çalsa yine hırsızlık sayılmaz. Ortada şiddetle suça teşvik var. Geçili biçili ambalajlar içerisinde sağa sola sağlamdan sucuklar asmışlar. Beni de bunların arasında harca dolaştırıyorlar. Süpermarketin rengarenk ambalajları aşırı suça teşvik unsuru teşkil ettiğinden süpermarketten çalınmış et suyun davası mı olur? Manyak mısın sen? Komiser bey! Biliyorum. Bir gazete ilanlar dediğin kaldı. Gazeteye de vereceğim. Daha zamanı var.
etmesen daha hayırlı olur Kuman abla. İstersen hanıma çevireyim. Vallahi sen bilirsin Nazır abla. Defa git defa. Bakkallıklar kalmış yemiş gibi görünür. Allah seni bakkal etsin inşallah. Allah'ın etmesine gerek yok. Ferhat Burhan Bakkal. Adını ben koydum. İrfan Gıda Marketler Pazarı Zinciri. Bir nevi av pazarının gücü. Gazetesi Berber abla. Ben yan tarafa bakkal açıyorum. Yanında bakkal çakal istemem. Ne diyorsun sen be? Benim adım çıkmış bakkal ablaya. Bu nasıl bir senedir bakkaliye? Esas ben yanında bakkal istemem. Hele sen orayı bakkaliye çevir de ben seni şerefe gülüp gülüp kesilmezsem bana da bakkalama demesinler. Canım şerefe karışıyor bu işe. Efendim sesimiz de bugün içten şeref bakıyor da. Ha? İyi şeref kutunun üstüne gelir. Şeref neredeydin sen iki gündür? Sorma abla ya. İki gündür karakoldayım. Başımıza gelmeyen kalmadı. Aa ne karakolu? Muhitimizin aynalı karakolu. Haybeden tutuklandık işte. Niye tutuklanıyorsun? Bir şey mi yaptın? Hani sıçtı bu Şükrü Bey çağırmış diye beni geçerken. Doğru ya. Şükrü Bey seni çağırmıştı. Sen gittin bir daha gelmedin. Gelemedik işte. Şükrü Bey'le aynen kol kola karakola. Niye Şükrü Bey'i bıçakladın? Niye bıçaklayacağım ben? Sapık mıyım ben? Şükrü Bey'i bıçaklasak kol kola karakola nasıl gidiyoruz sabah? Şükrü Bey'e varmışım. Bana küfür etti. Ben de bastım tokadı. Ağız dolaşır gidiş kalkış derken aynen karakolda aldık sonunda. Derdimizi anlatana kadar iki gün geçti. Neyse ben bu sabah yoktum. Şükrü Bey hala içeride. Kolay kolay da çıkamadı artık o. Niye? Çıkarken beni salan bekçiye. Bu Şükrü Bey var ya tik kocunun Allah'ı dedim. Şükrü Bey tik kocu mu? Ne alakası var abla? Onun bir dünya görüşü bile yok. Oradan yandı beni görüyor şol eşi. Niye öyle söylüyorsun o zaman yazık değil mi adama? Adam olsa yazık. Allah'tan Şükrü Bey adam değil. Niye? Bana yazık değil mi? Ömrümün mahallemin en güzel iki gecesini karakolda geçiriyorum. Hülya Avşar'la Nadia Zümeli'nin gözleri yaşlı. İrfan, attır bakayım hapustan çıkan kardeşine bir kısa kamu. Cemal Mamal yok. Kaçtan satıyorsan alacağım lan. Cemal Mamal yok. Al Şeref al, buradan yak. Vay, sen de dula yapmayı öğrendin mi abla? Ne yaparsın? Devir dula devri. Hadi kısa Cemal yok, dula bakkal abla. Adam alanı var. Sana yok. Sen hangi sen Cemal'i? El aleme 5 liradan sal. Yağma yok öyle. Şeref. Bu irfan salağı var ya. Var. Ve maalesef var olmayı sürdürüyor. Var oluşu belerim. Yanlış. Ben seni biraz beni salan bir kişi bir söyleyeyim de bu irfan var oluşlardan diye 2-3 ay irfansız bir muhit. Yandaki bana devre almış. Bakkaliyeye çevirecekmiş. Niye? İster ama dirip dirip kesilsin diye. Ya kardeşim bakkala sizin tekelinizde değil ya istediğin yere açarım. Açamaz. Bakkallar bizim tekelimizde. Tekele en yakın biziz. Bizim çevremizde bakkal açamaz. Ya da açarsın. Niye açmayacaksın? İlk günün azdadı senin cenaze masrafın olur. Anlamadım. Anlatayım. Dükkanı açtın günün akşamı. Dükkanın önünde şişlerim seni. Ölüm ilanın bir gün geç çıkar. Ya kardeşim adama zorluk çıkarmayın. Biz orayı devraldık. Devraldıysan manav olarak devam et. Komutasını attırma beni. Zaten karakol devriyemin var. Anında tedaviden kaldırırım seni İrfan. Ya kardeşim manavcılık öldü. O zaman Rüccacı'ya yap, Kırtasiye'ye yap. Orası genişçedir. Kabare yap lan. Çok moda. Maganda kabare. Bana bak İrfan. Sen bana orayı kaçtan devredersin? Orayı ne yapacağız abla ya? Orumda mı? Bir dakika Şeref. Kaçtan devredersin diyorum. Sen orayı ne yapacaksın? Sana ne? Orayı devredersen ben ne yapacağım? Bana ne? Kaç para verirsin? Orası pek para etmez. Etseydi bana arayınca hayrını görürdü. 40 kibrit para iflas etti. Bakkal yapamayacağım, manav yapamayacağım. Niye bakkal yapamıyormuşum? Şeref sinirlenir. Orası bakkal olmuş bir kere. Her şey için de 5 milyon verir. Abla, o hamşı dükkanı neden 5 milyon verirdi ya? Zaten 5 milyona veren ki. Biz 5 milyon versek sen vermek zorundasın da biz niye enayi gibi 5 milyon veririz? Her şeyin içinde 20 milyona devredin. Bana bak İrfan. Manav Recep ben 4 milyonu aldığını biliyorum. Sana 1 milyon fazla veriyorum. Oturduğun yerde 1 milyon kazanıyorsun. Tamam 18 milyon verin olsun bitsin. 50 bin lira. 15 milyon. 5 milyon. 15 milyonda 5 kuruş aşağı olmaz. 5 milyon. 13 milyon. 56 bin lira. Tamam lan hadi. 10 milyon verin olsun. 5 milyondan 100 lira fazla verin. Abla 5 milyon niye veriyoruz ki ya? Ben bunu bir döverim. 100 bin liraya alırım orayı. 100 bin liranın üstünde yüklenmeye gerek yok bu yıl.
istemez. Niye lan? Eşkıyanın çamurlu sporu. Evlen. Tamam hadi. Sen bizim yollarına olsun bitsin. Al lan. Sen bu dükkanı sadece istiyor musun? Evet canım istiyorum. Peki bizim 5 milyonumuz var mı? Bileziklerim var. Bileziklerimi bozdum. Sana peşin para vereceğim İrfan. Altın olarak da verebilirsin. Ben zaten şey yatıracağım. Altın yatıracağım. Tamam. Anlaştık o zaman. Yarın sabah dükkanı devralım. Kaç anlaştık? 5 milyon dedik ya lan. Benim 7 milyon almam şart kardeşim. Siz en iyisini yarın sabah üzerinde düşünün. Ona göre karar verin. Hadi eyvallah. Allah. Bir de hamşa dükkanı neden 5 milyon veriyoruz diye. Depo yapacağız Şeref. Deposu dolmuyor. Her şeyin fiyatı her gün artıyor. Bir depomuz olsa, paramız olduğunda, bir maldan bir kamyon alsa haftasında kârdayız. Vay canına. Haklısın abla ya. Bu ablalarının bütün dümeni depoda. Alıyoruz dolanıyoruz. Memlekette de Allah'a şükür haftada bir zamla depolayan yazılıyor. Abla, divan apartmanı nokta katında 600 bine bırak yazılmış. Orayı da tutalım mı? Çalmadı. Çalsın da ben görürdüm. Adamın cebinden
alamıyor, başka yerden alıyor, bize de bizden çalmış gibi yapıyor. Okey. Siz özellikle sunun Mustafa Bey. Evet, şimdi konuya derinlemesine girelim. Neydi sen? Lütfen. Derinlemesine girmeyelim. Kısaca özetleyelim, olsun bitsin. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Daha ben daha karşı tarafa geçeceğim. Ay ben bu saatten sonra nasıl gideceğim bilmiyorum vallahi. Kötü yola düşmezsen iyi. Kalmasaydın çok sevinen bir kız değil ya. Adammış adam. Kendi aramızda konuşmayalım hanımlar. Süpermarkette satın alma sıklığı yüksek olan ürünlerin. Örneğin etin ve balon fiyatı düşüktü bulur. Buna fiyat ilerli denilir. Zararlı fiyat ilerli yapmak öyle görülmüştür. İyi de bunlara bilmediğimize ne yararı var? Marketi biz yönetmiyoruz ya. Vallahi ya bize ne bunlardan kardeşim? Bize satış yaparken nelere dikkat etmek gerekli? Bunlar anlatır olsun bilsin. Bir de sen ne çıktı başımda ya? Sizi zorlayan yok, gelmeyin. Gelmeyelim de bizim maaş olduğu yerde sayıklasın değil mi? Sen merak etmem merak etsin, tam gelecek. O yüzden takmıyoruz. Yoksa ne siz ne seminer, ben hiç ilgilendirmiyorsun. Bu seminer çok önemlidir arkadaşlar. Bize ne fiyat liderliğinden kardeşim? Bizim için lider uşak çıktı. Elinize ne yaptınız? Personel süpermarket sistemini bildirdiğini satışlar %20 oranında arttırdı. İstatistik olarak kapatılmıştır. Siz bize satış yaparken nelere dikkat etmek gerekti? Bunları anlatın olsun kesin. Burada savunmayacak değiliz ya. İşimiz gücümüz var kardeşim. Ya ne yapma? Biz bunlara boş yere kafa türetmeyelim. Zaten bir şey anlamıyoruz. Ben manav çekim efendim. Bana ne lazım? Manavlı payı geri bölgeye. Ben de meze çek. Bana ne lazım? Meze satışlarıyla geri bölgeye. Değil mi kapatın? Çok haklısın amcucuğum. Öğrenci değiliz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Evimiz var. Ev şu an bizi özlemekte. Bir de mesaiden sonra burada oturup 2 saat davarıba yapamayız. Neydi adınız? Kavala Cender. Bakın kafanızın da bey. Haksız sayılmazsınız. Ancak ambalajlarıyla hepimiz genelde ilgilendiren şeyler. Daha sonra detayları verecek her seksiyonun sorunlarına bir bir döneceğiz. Öyle mi? Of course. Affedersiniz Necat Bey. Ben pek anlattıklarınızı anlayamadığım için bizi ilgilendirmediğinde pek anlayamıyorum. Anlıyorum. Evet arkadaşlar, siyah liderde çok önemli. Süpermarket bir malı zararda satabilir. Ancak o malın ucuzluğuyla dükkana çektiği alıcıya başka mallar da satarak zararını kapatıp kâra geçer. Yani etten zarar ediyor, zeytinden sokuyor. Ne sokuyor? Yani diyoruz, alıcıya eninde sonunda giriyor. Ne giriyor? Hazır. Ne ilgisi var efendim? Bu bir fiyatlar dengesi. Süpermarket çok miktarda mal stok eden bir kuruluştur. Stok çok önemli olan stok devresi ve manipülasyondur. Ancak kaliteli satılmasıyla tüketici taleplerinden çok maliyetli satılan plana çıkar. Bu durum manav arkadaşları yakından etkiler. Amşo, seni bilemiyorum. İyi dinle. Örneğin tüketici şeftali olgunlaşmış olarak almak ister. Fakat süpermarket bozulmayı önlemek ve mevsim başı ucuzluğunu değerlendirmek olgunlaşma bir şeftali yerler. Müşteri de anlayalım seni. Bu soru tamamen programı ödeyecekti. Kimse hamur şeftali satın alma istemiyor. Daha sonra bana ne şeftali satamıyorsun diye boz uçarıyorlar. Rica edeceğim. Almayı koparmasınlar da. Süpermarketin işi almayı ve kopar bakır dalından. Size bunu daha fazla satmaya çaba göstermeyiz. Dövbe şeftali satacağı halimiz yok ya. İyi şeftali aslında efendim. Hiçbir şey anlamıyorsun ha insan. Hamur şeftali anlamaz. Sözsün ben sözüm. Tam bizi ilgilendiren bir konu buldum. Rical Bey, bu insan var ya, bu kaptır. Var mı? Bu kaptır, bu kaptır. O ne demek? Hiçbir şey demek değil. Öyle bir laf yok. Öyle bir laf yoksa niye söylüyorsun? Hiç laf olsun diye. Ne sen yaptınız? Bu işin öyle sürmesi. Sürmesin. Seminer görmek için. Niye şey yapmış? Siz bu semineri vermek için kaç para alıyorsunuz? Ne parası? Ya ben bu kadar bir katkıda bulunma durumundayım. Bu katkıda bulunma durumunda. A pazarı sizin bütçenize
çıkarmış gibi. Ben her şey bakkaldan alacak diyorum sana. Niyeymiş efendim? Bakkal %40 faiz mi veriyor? Bakkal her şeyin verisi verir. Faiz banka verir. Bankayla bakkallığın ne akrabalığı var Cüneyt? Bankanın bankada hiçbir akrabalığı yok. Benim bankayla parası benim akrabalığım olacak. Aybaşı geldiğinde bankaya para yatırıyorum. Bankada veresi yazdırıyoruz. Aybaşı geldiğinde cebimizde sinemaya gidecek paramız kaldı. Şükran. Bizim sinemaya gittiğimiz mi var Allah aşkına Cüneyt? Ben ne diyorsun bu olacak Şükran? Bakkal parayı bir ay sonra istiyor. Her ay doların fiyatı artıyor, peynirin fiyatı artıyor. Biz karlıyız. Biz zamsız fiyatlar ödüyoruz. Bakkal bize dumping yapmış oluyor. Hayır efendim, bakkal marketten pahalı. A pazarı olmazsa B pazarına gidilir. O da olmazsa yumuşak diye pazarına. Her markette ucuz olan bir şeyler var. Örneğin A pazarında mercimek ucuz, oradan mercimek alınacak. B pazarında dermason fasulye ucuz, oradan dermason alınacak. Tabii, şimdi dermojen ucuz. Gidip kaçınırın dermojen getireceğiz. Sözümü kesme Cedi. Asıl sen benim sözümü kesme. Okulu çıkarma Mahmut. Mahmut kim o ya? Niye Mahmut'u? Mahmut'a nerede çıkarır? Olay Mahmut'a niye ilgisi var? Saçmalama Cedi. Devletin cevdeti saçmalar mı? Şükran! Sebeple o da elini kesmiş, kan kardeş olmuşsun.
hesabı ödemişsiniz galiba. Oradan hatırladı zaten, evet. Siktirsin dedim. Bana niye titriyorsun lan? O ne söyledi, ben aktardım. Ne? Osman abi sana borcu mu lan? Osman abi, Osman abi yok. Yanlış numara. Yavaşla. Sarkıtırsanız ben gelebilirim.
Pamuk gibi çocuğum dedi onda. Telefon çalışıyor mu? Elinden geleni yapıyor. Telefon çalışıyor mu dedi? Çalışmaya çalışıyor. Nasıl yani? Denemesi 1500 lira. Bir atış 1500, 10 atış 15. Telefon 1500 lira mı oldu? Yes. Olur bayo. Daha birinci perdede 1000 liraydı. Perde arasında zam geldi. 3 tane 500'lük mi koyacağız şimdi? Hayır. Sen 1500 lirayı bana vereceksin. Ben buradan hattı açacağım. Görüşemezsen 1000 liramı iade edeceğim. 500 lira ne oluyor? Şerefi yok. Nasıl yani? 500 lira şeref fonuna aktarılıyor. Şeref ben oluyorum. O para askere gidince bana bakıyor. Ya manyak! Niye senin vatan borcunu bize diyoruz? Çok konuşma. Ya 1500 lira ya da naşta. Şuraya da telefonu çiçek. Al, aşağı. Eyvallah. Düdük sesi alamıyorum gelir. Bizim telefon az biraz nazlıdır. Numaraları yavaş yavaş çevir. Hepsini uzun uzun tut. Son numarayı içinden 100 sayana kadar tut. Sonra hafifçe bırak, belki düşer. Yok düdük sesi. Gelir gelir. Ne zaman? Zaman zaman. Raporda olacaksınız. Acele telefona polis radyosu karıştı. İnanır mısın? Geçen gün adamın biri burada düdük sesi beklerken 9 lira içti. Açayım mı sana da bir bira? İstemez. Sonunda geldi mi var düdük sesi? Adam sonunu bekleyemedi. Adamın kişi geldi. Sıçarım ben bunu yardımın altına dedi. Bıraktı gitti telefonu. Yani ki? Onu bilemiyorum işte. Adamın konuda bilgi vermedi. Bu saatte ne yap düdük sesi? Çok şanslısın orada. İşim acele. Allah yardım ediyor. Şak diye düştü mü? Düştü düştü. Alo? Nazo ile görüşmek istiyorum. Nazmiye rica ediyorum beyefendi. Sizin o değil, o anlamak zorunda. Nasıl orada yok? Yok mu dedi diyor yoksa? Nazo istiyorum yahu. Orası Mertçin'in yeri değil mi? 149-16-89 değil mi? Değilse niye baştan söylemiyorsun? Ve madem orası Mertcan'ın yeri değilse, ben Mertcan'ın numarasını çevirdiğim zaman sen mi yatıyorsun? Salak! İkinci bir şans deneyecek misin? Deneyecek misin ne demek? Ben o zaman Nazo'yu derhal bir masam saklayabilirim, aşağıdı. 1500 lira rica ederim. Manyak mısın sen, bir aşağıdı. Valla Nazo Bey'le görüşememiş olmanız gerçekten üzüldürücü. Fakat BDT yanlış bir şeyle de para kesiyor. Zaten 40 yılda bir düşüyor. Adamlar hakkında ondan da anlatlarsa nasıl kazanacaklar parayı? Sen şartı açıyor musun, açmıyor musun? At para malı değil. Attı 1500 lira açıyor. 1500 lira icabında düdük sesini deliğinden çıkarıyor. Manyak mısın sen be? Sana her düdük sesine 1500 lira vereceğime 3000 lira taksit verir. Gider o Mertcan'ın yerini dağıtırım ben. Eşi o eşek nasıl? Bana mı o yaptı kapıyor? Telefon 1 mi 2 mi? İrfan, akşam akşam maydanoz olma, elimizi İrfan'a bulamıyorum. Bakkal abi Ankara'dan ne zaman dönecek? Sana ne lan? O dönene kadar ikaz etmezseniz iyi lan. Dükkanda bir şey kalmadı, yok satıyoruz. Yok satır, diyeceğim de bok satır. Sana ne? Orayı bana devredeceğiniz günü sabırsızlıkla bekliyor. Biz sana burayı devretmeyeceğiz oğlum, boşuna heveslenme. Bakkal abla Ankara'ya Bakkallar Federasyonu toplantısına gitti. Orada konuşma yapacak, konuşmasını hazırladı da gitti. Bir konuşacak orada, bütün bakkallar uyanacak. O keriz bakkallar birleşecek, İrfanlar bakkal olamayacak. Bakkallar birleşemez lan. Tenerli bakkal var, Beşiktaşlı bakkal var, mesela Elaz bakkalların hepsi Trabzonspor. Bakkallar hayatta birleşemez. Tamam İrfan, tamam. Gir dediğine akşam stresi yapma. Senin nefes alman stres lan. Bir doktora görün. Evet, gideceğim zaten bir izin günümde doktora. İstersen seni de götüreyim bizim doktor arkadaşım veterinere. Şükrü Bey sana sesleniyor. Ne var lan Şükrü Bey, ne var? Yok ya, sen gelsene az biraz. Gelemem de. Dükkanda yalnızım. Zaten evlere servisi kaldırdık. Sen şimdi in oradan aşağı, gel dükkana. Ne istiyorsan söyle bana. Ben sana kalmadı diyeyim. Aynı hızla çık 82 basamağına. Abla! Nerede kaldın ya? Acayip merak ettim. Ne oldu? Konuşma yaptın mı? Sık konuştun. Sıçtın değil mi hepsi ağzına? Uyandı değil mi o keriz bakkallar? Cahil olan bakkal olur. Doktor bakkal olmaz ya. Cahillerin toplantısı cahilce ne oluyor?
Bağırılıyor, çağırılıyor. Çoktan bir şey olmuyor. Marketlere karşı önlemler alınmadı mı? Ona sıra gelmedi. Ne görüşüldü peki? Yönetim kurulu seçildi. Seçimde kavga çıktı. Meğer bir grup varmış. Sen konuşma yapmadın mı? Ben hiç ağzımı açmadım. Meğer yönetim kurulundakilerin hepsinin birer marketi varmış. Yedeceğiz ki Elon gibi. Hatta ondan da bir süpermarketler açılacakmış. Süpermarketlerden de ucuz olacakmış. Süpermarketler onlarla baş edemeyip batacakmış. Peki biz ne oluyoruz? Kapatıyor muyuz yani dükkanı? Meğer biz çoktan bakmışız da haberimiz yokmuş içeri. Şimdi ne yapacağız? Kapatacak mı dükkanı yani? Elbette. Ankara'da zengin bir adam falan mı buldun? Hayır. Cemil Fas alanda devrederiz. Aldığımız parayı bölüşürüz. Sen bir iş bulana kadar idare edersin. Benim paraya ihtiyacım yok abla. Ben çalışır kendime bakarım. Ayrıca Çatalca'da bir de arsam var. Onu da satabilirim. 13,5 metrekare. Ufuzun koridor gibi. İki arsa arasında kalmış. Şimdi aslında iki inek yol diye kullanıyorlar ama ben bir mahkemeye sıçacağım ağızlarını. Sen ne yapacaksın? Belki kesin dönüş yapacağız şeye. Ne işim var benim İstanbul'da? Ben olmasam İstanbul'un neyi eksidir? Hem benim köy buradan güzel. İçtiği sütsüz de benzer. Suyu kuyudan çekersin. Su kesildi derdi de yok. Otobüs dolmuş derdi yok. Kira yok. Mal sahibi yok. İrfan yok. Şükrü Bey yok. Abla, ben de seninle köye gelsem, köyün ihtiyar etrafına acayip karşılanır mı? Peki işim var şimdi söyle. Hava değişim diyor olarak diyorum yani. Önemli insanların kavgalarının arasında ezilmiş, önemsiz insanlar ezilmiş bu İstanbul. İstanbul'un bizi hiç mandalladığı yok. Abla, oyunun başından beri söylemek istiyorum da gelen gidenden fırsat olmuyor. Benim de evlenirim.